Olacak şey değil. Bana danışmadan nasıl ilan verirsin Ömer? Babacığım, bu konuyu defalarca konuştuk. Ya sen projeyi başlatın demedin mi? Dedim de insan önce bir ilan taslağını gösterir. Nasıl bu kadar başına buyruk hareket edersin? Baba, son konuştuğumuzda Murat ve Filiz de vardı. İstersen telefon açıp soralım. Hatırlıyorum. Ama ben önce araştırma yapalım dedim. Yaptık. Masanın üstüne tuğla gibi bir rapor koydum. Görmedin mi? Gördüm. Okudun mu? Henüz fırsatım olmadı. Bak, gördün mü? Ben de senden ses çıkmayınca problem yok diye düşündüm. Bilmiyorum. Çok mu acele ettik? Hiç içim rahat değil. Babacığım, için rahat değilse vazgeçelim bu projeden. Yok artık, bu aşamadan sonra olmaz. Bir de millete maskara olmayalım. Ben de istiyorum aslında ama bu kadar acele iş beni rahatsız etti. İnan bana, geç bile kaldık. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Neden? İyi bir yatırım olabilirdi. Bizim yeteri kadar iyi yatırımımız var Yılmaz. Neden satın almak istiyorsun bu hisseleri? Güçlü bir firma. Borsada kazandırabilir. Zamana gerçek sebebini söylesene. Niye satın almak istiyorsun tekstilin hisselerini? Bana niye her şey bir planın parçalarıymış gibi geliyor? He? Yılmaz, bugüne kadar bütün önerilerini kabul ettim. Ama bu önerinde beni rahatsız eden bir şey var. Sen ne kadar yok desen de var. Anlıyorum abi. Yılmaz, ben seni düşündüğüm için böyle konuşuyorum. Yoksa umurumda bile değil. İstediğini al, istediğini sat. Ama ben bu işe alet olmayacağım. İleride üzüldüğünde sana yardım eden kişi olmak istemiyorum. Peki ben alırsam bozulur musun? Alo. İyiyim, sen nasılsın canım? Tamam. 15 dakika sonra oradayım. Bana kızma abi. Bu sadece bir iş. Görüşürüz. Umarım iştir. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen? İyiyim. Çok güzel sandviçler aldım. Öyle mi? Bu havada içeri tıkılalım istemedim. İyi yapmışsın. Neli bunlar? Sosisli, Amerikan salatalı, dilli ve kaşarlı. Oo, bakıyorum biracı olmuşsun sen. Sosisle iyi gider. Bugün ilanlarımızı gördün mü? Hı hı. Ortalık karıştı. Abimle babam birbirlerine girdiler. Öyle mi, neden? Halka açılmak abimin fikriydi. Babam pek istemedi. Ha, eski kuşak yeni kuşak çatışması yani. Evet. Hı. Unutmadan. Annem yılbaşı partisine seni davet ediyor. Hmm. Ben bu davete katılmasam ayıp olur mu? Ayıp olur tabii. Hem niye katılmıyormuşsun? Yani kalabalıktan rahatsız olurum ben. Ayrıca ailenle tanışmaya hazır değilim. Annem bir maskeli balo düşünüyor. Maskenin arkasına gizlenir, kalabalığın içine karışırsın. Hı? Ama saat 12'de maskeni çıkarman lazım, yoksa Handan Hanım bozulur. Çok güzel, ilginç bir fikir. Gerçekten beğendin mi? Evet. Bu konuda da tartışma çıktı. Babam karşı çıktı, abim özenti buldu. Anneme sadece Elif destek verdi. Sen de iyi fikir dediğine göre demek ki var bir şey. Bence çok ilginç bir fikir. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.